Evet, Zap Metin'e ve Avaş'ına yönelik Türk Devleti'nin başlatmış olduğu saldırılar neredeyse ikinci yılını geride bırakıyor. Bu saldırılar kapsamında aslında savaşın seyrinin nasıl olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Gerçekten de Türk Devleti'nin bu savaş ta 2 yıllık süreç içerisinde kullandığı teknik göz önünde bulundurulduğunda hiçbir ilerlemenin kaydedilmediği çok net bir şekilde ifade edilebilir. Zira yani Türk Devleti'nin elinde bulundurduğu teknik savaş gücü gerillanın sadece kısıtlı imkanlarla SİHA'lara karşı, savaş uçaklarına karşı karadan ve havadan tüm tekniğiyle beraber gerçekleştirilen saldırılara karşı direnişi Türk Devleti'nin ilerleme kaydetmesinin önüne geçmiştir. Bu konuda bir diğer merak edilen önemli husus ise KDP'nin bu savaştaki rolü ve misyonu. Elimizdeki son verilere göre aslında işgalci Türk Devleti bu savaşı, bu operasyonları başlattığı ilk andan bu yana KDP'den özellikle bazı isteklerde bulunmuştu. Savaşın başından bu yana KDP'nin aktif bir şekilde bu operasyonlarda yer alması talebi vardı. Görünen o ki talepler önemli oranda karşılanmış durumda. Bu taleplerin nasıl karşılandığını bizler KDP'nin sergilemiş olduğu pratiklerden anlayabiliyoruz. KDP'nin Türk Devleti ile birebir hareket ettiğini, Türk Devleti'nin askerlerinin medya savunma alanlarına KDP'nin araçlarıyla taşındığını, KDP'nin karadan koordinasyonlar verdiğini biliyoruz. İstihbarat desteği verdiğini biliyoruz. Yine gerillanın hareket alanlarını kısıtlayarak Türk Devleti'nin daha rahat bir şekilde hareket etmesi olanaklarını yarattığını biliyoruz. Bunlar bölge halkından gelen bilgiler, ayrıca HPG'nin resmi açıklamalarından anlaşılan bilgilerdir. Varılan hususlar bunlardır, ayrıntılar bunlardır. Yine HPG'nin servis etmiş olduğu bazı görüntülerden öyle anlaşılıyor ki artık KDP Türk Devleti ile omuz omuza değil, Türk Devleti'nin bile önüne geçerek Türk Devleti'ne öncülük ettiğini, Türk Devleti'nin askerlerinin savunmasına geçtiğini anlıyoruz. Şimdi Türk Devleti'nin KDP'den önemli bir ricası vardı. Kürdistan bölgesi hükümeti adına tüm güvenlik kurumlarının bu operasyonlarda yer alması isteniliyordu. Ancak halkın tepkisi, KDP'ye karşı geliştirdiği tepki, yine KDP dışında hükümet içerisinde yer alan, parlamentoda yer alan muhalif kesimlerin KDP'nin bu savaş oyununa gelmemesi nedeniyle KDP'nin Türk Devleti'nden beklentileri boşa çıkmış oldu. Türk Devleti'nin KDP'ye yönelik bu beklentisi boşa çıkmış oldu. Elimizde bu yönde çok net bir bilgi var. KDP, Kürdistan Bölgesi Hükümeti adına bütün partileri, bütün asayiş güçlerini, peşmerge güçlerini dahil edebileceği, PKK'ya karşı dahil edebileceği bir savaşın ilanını çoktan gerçekleştirmek istiyordu. Bu ilanı çoktan yapmak istiyordu. Ancak bunun olanakları Kürdistan bölgesinde halkın tepkisi nedeniyle gerçekleşmedi. Bu anlamda KDP'nin bu savaşı resmi bir şekilde ilan edemeyişi Kürdistan bölgesi halkının da tepkisini ne olduğunu, hangi seyirde izlediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Dolayısıyla halk gerçekten de tepkisiz kalsaydı, halk KDP'nin PKK'ya karşı geliştirdiği, özgürlük gerillalarına karşı geliştirdiği kara propagandasının bir parçası haline gelseydi, çoktan fiili olarak içerisinde yer almış olduğu bu savaşın resmi ilanını da gerçekleştirmiş olurdu. Ancak bu şu an gerçekleşmiş değil. Hakan Fidan'ın Güney Kürdistan'a gerçekleştirmiş olduğu ve Barzani ailesiyle yapmış olduğu görüşmeler de bu savaşla bağlantılıdır. Yine Türk Devleti'nin savaşın başından bu yana KDP'nin resmi bir şekilde Kürdistan bölgesinin tümünü dahil edeceği bir savaşın ilanı talebiyle ilgiliydi. Hakan Fidan'ın bu görüşmelerde de
KDP'nin niçin savaşa resmi bir şekilde girmediği sorusunu sordu. Niçin Kürdistan bölgesinde yer alan tüm güçleri, tüm muhalif kesimleri toplumu arkasına alarak neden dahil olamadığı sorusunu sorduğu ifade ediliyor. Elbette ki bu yönde farklı görüşler ortaya çıkmış. KDP'nin Türk Devleti'nden bazı beklentilerinin olduğu ifade ediliyor. KDP'nin Türk Devleti'nden daha fazla destek, daha fazla teknik destek istediği ifade ediliyor. Fakat bu konuda net bir veri elimizde yok. Sadece kısmi bilgilerle Türk Devleti'nin, Hakan Fidan'ın KDP'yi Kürdistan bölgesinin tümünü bu savaşın içerisine çekmesini istediğini ifade eden görüşler daha çok konuşuluyor Kürdistan bölgesinde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde KDP'nin Türk Devleti'nin 2 yıldır gerçekleştiremediği bu isteğini gerçekleştirme yönünde bazı adımları atması yönünde beklentiler var. Bu yönde endişeler var. KDP aslında bu savaşın fiili olarak içerisinde yer alan bu savaşın en önemli taraflarından biridir. Türk Devleti ile birlikte hareket ediyor. PKK'nin hareket kabiliyetini kısıtlama, Türk Devleti'ne istihbarat desteği sunma, Türk Devleti'nin Kürdistan bölgesi toprakları içerisinde üstlenmesini sağlama, istihbarat ve veri toplama olanaklarını sağlama gibi birçok konuda yardımcı olduğu bir gerçekliktir. Bu konuda birçok bilgi ve belge var. Ancak gelinen aşamada KDP'nin önünde sadece şu kalmış. Herkes şey kaygısını taşıyor. KDP bu savaşa mı dahil oluyor? Özünde zaten bu savaşın içerisindedir. KDP'nin payına düşen tek bir şey kalmış bundan sonra. Bugüne kadar Halifan'da olduğu gibi, 9 gerillayı katlettiği gibi PKK'ya karşı gerçekleştirmiş olduğu bu saldırılara PKK'nin bir karşılık vermesini bekleyerek PKK'ya karşı artık resmi bir savaşın ilanını gerçekleştirmesi bekleniyor. Kürdistan bölgesinde KDP ile gerçekleşen görüşmelerin özeti bu şekildeydi. Yani KDP'yi daha aktif bir şekilde bu savaşın içerisine çekme, KDP'yi bu savaşın resmi ilanını yapmaya zorlamaktı. Önümüzdeki günlerde nasıl bir şekilde sonuçlanacağını göreceğiz. Yoğunluklu olarak Türk Devleti'nin kışın çekilmesi beklenen alanlara KDP güçlerinin yerleştirilmesi programlarının önünde olduğu bilgisi var. Yine elimizdeki kimi bilgilere göre Eylül ayı içerisinde KDP ile birlikte yeni bazı operasyonlara başlanacağı ifade ediliyor. Bu konuda da net bir veri olmamakla birlikte konuşulan konular arasında yer alıyor. Bağdat'la gerçekleştirilen görüşmeler bunun tam aksiydi. Yani Türk Devleti ve KDP koordineli bir şekilde Kürdistan ve Irak toprakları içerisinde aynı amaca hizmet edecek şekilde hareket ederken Irak'la görüş ayrılıklarının olduğu biliniyor. Özellikle Şii çevrelerin, Şii cemaatinin Türk Devleti'nin Irak topraklarının egemenliğine yönelik gerçekleştirdiği bu saldırılara karşı tepkili olduğu biliniyor. Zira Şiilerle gerçekleştirilen görüşmelerde Şii liderler, Şii önderler bu konuda Türk Devleti'ne tepkilerini basın yoluyla, canlı yayınlarla kamuoyuna duyurdular. Örneğin Şii liderlerden Hadi Amiri, Bedir Hareketi'nin lideridir. Hadi Amiri yani Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşmenin hemen akabinde canlı yayına katılarak bir basın toplantısı gerçekleştirerek Türk Devleti'nin bir an önce Irak topraklarından çıkması gerektiğini ifade etti. Türk Devleti'nin Irak'a karşı birçok konuda şantaj yaptığı biliniyor. Örneğin Dicle ve Fırat nehirleri üzerinden Irak'a akan suyu kısıtlayarak Irak'ı bir kuraklığa mahkum etmesi, bununla bunu bu su konusunu bir şantaj aracına, bir silaha dönüştürerek
Irak'ı PKK'ya karşı savaşmaya zorlamak, Irak'ın PKK'yı terör listesine dahil etmeye zorlamak gibi kimi baskı araçları var. Ancak bunların hiçbirinin amaca ulaşamadığını ifade edebiliriz. Irak medyasının işlediği bu. Iraklı liderlerden gelen açıklamalar da bu yönde. Yani Türk devletinin kendilerine dayattığı Kürt halkına karşı savaşma, PKK'yı terör listesine alma zorlamalarının, dayatmalarının amaca ulaşmadığı biliniyor. Bir diğer yandan Hakan Fidan'ın Türkmenlerle özel görüşmeler gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Türkmenlere farklı vaatlerde bulunduğu Musul, Kerkük, Ninova ovaları dolaylarında görüştüğü Türkmen çetelerinin daha fazla hakim olması konusunda her türlü olanağın Ankara tarafından sağlanacağı yönünde bazı vaatlerde bulunduğu ifade ediliyor. Bunların nasıl bir şekilde sonuçlanacağı önümüzdeki günlerde daha çok netlik kazanacaktır.